Ondan ötesi devam ediyor. 2016-2017 toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 2016 yılı için 4+4, 2017 yılı içinse 3+3 teklifini sundu. Ayrıntıları TRT Haber muhabiri Asen Akkibar aktaracak. Evet, kamu işveren heyeti bugün masaya teklifiyle oturdu. 2016 için 4+4, 2017 için de 3+3'lük bir teklifle geldi kamu işveren heyeti. Ancak toplantıya damgasını vuran olaysa Memur Sen Genel Başkanı ve diğer sendika başkanlarının ayağa kalkarak bu teklifi toplantıyı bitirdiklerini söylemesi oldu. Memur Sen Genel Başkanı toplantı sonrasında bir açıklama yaptı ve açıklamasında bu oranların revize edilmesi gerektiğini söyledi ve bir dahaki teklifin hem taban aylığı hem de refah payının da eklenerek gelmesi gerektiğini söyledi. Ali Yalçın ayrıca kamu işveren heyetine bir zaman veriyoruz. Bu zamanı iyi değerlendirmeliler. Bize iyi bir şekilde gelirlerse biz de masaya iyi bir şekilde otururuz dedi. Bu arada KESK ve kamu sen başkanları masadan kalkmadılar ve masadan kalkınmanın yanlış olduğunu değerlendirdiler. Şimdi Faruk Çelik'in verdiği zam oranlarıyla ilgili haberimizi izleyelim. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında ise, yani oransal artış diye ifade edilen artışlarda ise 2016 yılının Ocak ve Temmuz aylarında 4+4 olarak artışının yapılması, 2017 yılı Ocak ve Temmuz ayında ise 3+3 oranında artışın sağlanması, eğer bu iki dönemde de enflasyon farkı oluşması halinde, yani bu artışların enflasyonun altında kalması halinde ise bir sonraki hemen dönemin başında bu enflasyon farklarının ödenmesi şeklindeki teklifimizi heyete sunuyoruz. Ayrıca yine bildiğiniz gibi 15 Ocak 2005 tarihinden sonra kamu görevine başlayan kamu çalışanlarımıza bir derece verilmesiyle ilgili de teklifimizi, sizden gelen teklif vardı. Bizim teklifimiz olarak da daha önce Sayın Başbakanımız da ifade ettiği için bu teklifimizi de sizlerle paylaşmış oluyoruz. Önümüzde bir haftalık bir zaman var. Hafta sonunda dahil yoğun bir şekilde hem genelindeki sizlerin teklifleri hem kamu işvereni olarak bizlerin teklifi üzerinde hizmet kollarıyla birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. Umuyorum ki önümüzdeki hafta içerisinde bir uzlaşma sağlanır. Sağlanamaması halinde bildiğiniz gibi ay sonuna kadar kamu görevlileri hakem heyetinin süreci başlanmış olacaktır. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. AK Parti, CHP arasındaki koalisyon görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Koalisyon hükümeti hayata geçmedi. Peki bundan sonra hangi formül devreye girecek? Masada 3 alternatif var. Mevcut hükümetle seçime gitmek, azınlık hükümeti ya da seçim hükümeti kurulması. Bu alternatifler arasında ise İBRE daha çok mevcut hükümetle erken seçime gidilmesi yönünde. Erken seçim önümüzde görünen bir ihtimaldir, güçlü bir ihtimaldir. Hatta tek ihtimal haline gelmiştir diyebiliriz. AK Parti ve CHP arasındaki koalisyon görüşmeleri olumsuz bitti. Başbakan erken seçim kartını açtı ama AK Parti-MHP görüşmesi yolda. Peki şimdi Türkiye'yi nasıl bir süreç bekliyor? Sandığa giden 3 yol var. Mevcut hükümetle seçime gidilmesi, azınlık hükümeti ya da seçim hükümeti kurulması. İlk tercih mevcut hükümetle seçime gitmek. Bu karar alınırsa Davutoğlu hükümeti kurma görevini iade etmeyecek. AK Parti mevcut hükümetle seçime gitmek için meclisi olağanüstü toplantıya çağıracak. CHP ve HDP bu seçeneğe soğuk bakıyor. MHP'nin tavrı ise henüz belli değil ancak belirleyici. Seçim kararı için AK Parti'ye gereken 276 milletvekili sayısına AK Parti MHP ile ulaşabilir. Bir başka alternatif azınlık hükümeti kurulması. AK Parti bu süreçte de MHP'den destek isteyebilir.
Ancak MHP'den gelen son sinyaller bu alternatifin kapılarını kapatıyor. Ve son seçenek seçim hükümeti. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Şu anda benim 45 günün dışına taşan bir esnetme yetkim yok. 45 günlük hükümeti kurma süresi dolmasının ardından Erdoğan, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşüp geçici seçim hükümeti kurulması için düğmeye basabilir. Seçimleri yenileme kararını meclis verirse seçim tarihi de belli oluyor. Ama Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa bu kararın alındığı 90. günü takip eden ilk pazar seçim yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu olası bir erken seçime hazır. YSK seçime hazır ancak henüz alınmış bir seçim kararı yok. Ve şimdi hesaplar Kasım ayında bir erken seçim ihtimali üzerine yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün memleketi Rize'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programının ayrıntılarını TRT Haber muhabiri Ali Artmaz aktaracak. Tarafında bulunan, sağ ve sol tarafında bulunan bütün hemşehrilerimizi, evet, Cemre Dağı caminin açılışı yapılacak. Belki de ki dünya üzerinde bulunan en farklı konumuyla en değişik camilerden birinin açılışı olacak. Güneysu'dayız. 1130 metre yükseklikte rakımda. Etrafı yeşilliklerle dolu. Belki dünyanın en yeşil bölgelerinden birindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2010 yılında buraya geldiğinde burada kullanıma çok müsait olmayan bir cami vardı ve onun talebiyle buraya daha güzel bir cami yapılsın talebinde bulundu ve hayırseverler 2010 yılına itibaren bu kararı aldılar ve işte bugün o caminin açılışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç dakika içerisinde burada olmasını bekliyoruz. Kur'an-ı Kerim okunacak. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir konuşma yapması ve caminin açılışını yapması ve tüm Müslümanlar için mübarek olan Cuma namazıyla da bu caminin resmi olarak açılmasını bekliyoruz. Tabii programı sadece bununla sınırlı değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün akşam saatlerinde Baba Hoca Güneysu'ya gelmişti, sevgi gösterileriyle karşılanmıştı. Burada Cuma namazını kıldıktan sonra Rize merkeze inecek, bir belediye ziyareti olacak. Rize Belediyesi'ni ziyaret edecek. Hemen ardından da 15 itibariyle Rize'de bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla bir yemekte bir araya gelecek. Günün en önemli mesajlarını aslında burada vermesini bekliyoruz. Dün akşam terörle ilgili, terörle mücadeleyle, kararlılıkla ilgili önemli mesajlar olmuştu. Bugün de aslında beklentimiz ülkenin seçim sürecine girip girmeyeceği ile ilgili tabii gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle bu konuyla ilgili mesajlar vermesini bekliyoruz diyelim. Rize Güneysu'dan 1130 metre yükseklikteki Kıble Dağı Camii'nden sözü Ankara'ya bırakalım. Bingöl'de teröristlerce şehit edilen uzman çavuş Veli Ateş, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı. Bingöl'ün genç ilçesi Suveren Köyü mevkiinde demir yoluna döşenen el yapımı bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit düşen jandarma uzman çavuş Veli Ateş için Bingöl Havalimanı'nda resmi tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşker, hainlerin sonu kesinlikle hüsran olacaktır dedi. Şehit Çavuş Ateş'in naaşı defnedilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokaklara kazılan hendeklerin kapatılması sırasında bomba patladı. Olayda iki polis yaralandı. Nusaybin'de polisin sokaklara girişini engellemek için yola açılan hendeklerin kapatılması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında patlayıcının infilak etmesi sonucu emniyete ait iş makinesi devrildi. Olayda iki polis memuru yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan polisler Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hendeklerin kapatılması sırasında polis yaklaşık 200 kilogram patlayıcıyı da etkisiz hale getirdi. Uşak'ta kamyonet yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza Banaz Uşak yolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Arıza yapan kamyon yol kenarında park etti. Sürücü arızayı gidermeye çalıştığı sırada bir kamyonet park halindeki kamyona çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kişi araç içinde sıkıştı. Sıkışan yaralıyı çıkarmak için Uşak Belediye İsfaiye ekipleri büyük çaba harcadı. Bir saatlik uğraşın ardından sıkıştığı kabinden çıkarılan yaralı hastaneye götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü yaşadığı şoku üzerinden atamadı. Sakinleş. Gel.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytinlik arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar mevkiindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormana yayıldı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra 4 helikopterle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Sahil güvenlik ekipleri kaçaklara göz açtırmıyor. Balıkesir'in Aybalık ilçesinde yapılan operasyonlarda 471 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri Balıkesir'in Aybalık ilçesinde sabah yakalanan 71 kaçaktan sonra bölgede operasyon başlattı. Operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 400 Suriyeli ve Afgan uyruklu kaçak daha yakalandı. Yakalanan kaçaklardan rahatsızlananlar olunca 112 acil yardım ekibi de müdahale etti. Suriye ve Afgan uyruklu göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Aybalık Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Güneş enerjisiyle çalışan cihazlar son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Aksaray Belediyesi'nde güneş enerjisiyle cep telefonlarını şarj eden bir cihazı şehir meydanına kurdu. Yenilenebilir enerji hayatımızın her alanına girmeye başladı. Günümüzde küçük bir bilgisayara dönüşen cep telefonlarının şarj sorunuysa en önemli sorunlardan biri. Aksaray Belediyesi'nin Bel Şarj adını verdiği sistem, güneş enerjisinden ürettiği enerjiyle telefonları ve laptopları şarj ediyor. Amacımız şu, telefonlarını ve bilgisayarlarını buraya getirmek suretiyle şarj edebiliyorlar. Güneş enerjisinden de faydalandığı için hakikaten bedava olan enerjiyi bedava şekilde kullanıyoruz. Meydana kurulan şarj istasyonu Aksaraylılara ücretsiz hizmet veriyor. Vatandaşlar ücretsiz şarjdan memnunlar. Memleketimiz için çok iyi bir gelişme. Evet. Sağ olsun. Belediyemize. Vatandaş kullansın. Sistemin şehrin muhtelif yerlerine konulması planlanıyor. Piknikçileri ilgilendiren bir haber var sırada. Dumanı, isi, alevi etle temas etmeyen mangal üretildi. Gümüşhaneli bir usta evinin bahçesinde kurduğu atölyede ızgara taşları yapıyor. Bu taşta pişen etler daha sağlıklı ve daha lezzetli oluyor. Mangal piknikçilerin vazgeçilmezi. Ancak ateşle direkt temas eden yiyecekler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. En ağırlıklı iki mide kanser sebebi olarak tuzlu ve bekletilmiş gıdalarla aşırı mangal tüketimini gördük. Bunun için de yani herkesin artık kendi tedbirini alması gerekiyor gıda ilişkili kanseri azaltma konusunda. Bunun için de gıdadan damlayan yağ tuzaklayan sistemli mangalların kullanılması çok çok önemli. Gümüşhane ızgara taşı da bu iş için biçilmiş kaftan. Taşımızı ilk önce doğada normal kütle olarak kütle halinde çıkarttırıp ondan sonra biçiyoruz, plakalar haline getiriyoruz. Plaka haline geldikten sonra bu makinemiz aracılığıyla küçültüyoruz. Düz bir satı üzerine yağ oluklarını koyuyoruz. Yani sadece çerçeveli ürünlerimiz var, sobalısı var, tüple çalışanı var, katlanır ayaklıları var, arabalar için ideal. Bu taş üzerine pişen tavuklar, etler, sebzeler ateşle direkt temas etmediği için hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli oluyor. Gümüşhane ızgara taşı ısındığı zaman kolay kolay soğumuyor. His, alev, duman etimiz üzerine kesinlikle vurmuyor. Karbonmonoksit içermiyor. Daha sağlıklı. Bu taş Türkiye'nin dört bir yanına, hatta yurt dışına bile gönderiliyor. 2 gün önce mesela Fransa'ya gönderdik. Oradan dahi talep görüyor. İlk önce bunu straforla kaplıyoruz. Ondan sonra kartonla sarıyoruz. O şekilde gönderiyoruz ki kırılma olmaması için. Bu haberle birlikte işitme engelliler bültenimizi ve ondan ötesinin sonuna geldik. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.